Mağdurun lafı elma şekeri gibi. Yiyorlar yiyorlar da bir türlü tüketemiyorlar. Bazen birbirlerinin elmalarını da ısırıyorlar. Haber öylece geçip gitti. Akit yazarı Vehbi Kara'nın AKP'nin yeni grup başkan vekili Özlem Zengin hakkında yazdıklarından söz ediyorum. Twitter hesabından AK Parti'de adam kalmadı mı da bu karı seçildi mesajı atmıştı. Sandık ki gürültü kopar. Hayır olmadı. Ne Kılıçdaroğlu Han'ın kızımız deyince rezilsin diye yanıt veren Bakan Varank'tan ne de bu durumlarda adliyeye koşan kadem gibi kuruluşlardan ses çıkmadı. İçeriden biri söyleyince kötü sözler kibrit gibi sönüp bitiyormuş. Ben ise bambaşka bir noktaya takıldım. Şöyle anlatayım. Vehbi Kara'nın hakaret ettiği sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafına dikkat ettiniz mi? üzerinde beyaz denizci gömleği var. Ne alaka derseniz, evet o bir denizci. Yıllardır sivil. Ama 26 sene önce askerdi. Binbaşı rütbesindeyken Türk Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi. Sami Menteş ile yazdığımız Size Yalan Söylediler kitabında Vehbi Kara'nın hikayesini anlattık. Kitaptaki varlığının nedeni belli. Sadat'ın danışman kadrosundan olan, Sadat'ı kuran Askerde başkan yardımcılığı yapan Kara, kendisini kamuoyunda 28 Şubat mağduru olarak tanıtıyor. Mitekim Kara, Fetullahçıların başlatıp AKP'nin devam ettirdiği 28 Şubat davasında müşteki de oldu. 22 Şubat 2013'te Kozmik Oda Savcısı olarak bilinen FETÖ hükümlüsü Mustafa Bilgiliye başvurdu. Dilekçesi Asker tarafından hazırlanmıştı. Kara, Batı Çalışma Grubu Örgütü'ne katılmadığı ve vazife kabul etmediği için ihraç edildiğini söylüyordu. Peki Kara, TSK'den neden atıldı? Şikayetçi olunca, doğal olarak dosyası açık hale geldi. Aldığı cezalar görülüyordu. Disiplinsizliği nedeniyle, 1989 yılında Gayret Gemisi Komutanı tarafından 3 gün oda hapsi verilmişti. Aynı sebeplerden, 1993'te uyarı, yine 1993'te şiddetli tevbih cezası almıştı. Kısacası Vehbi Kara'nın aldığı disiplin cezalarının 28 Şubat'la ilgisi yoktu. Gelelim devamına. Vehbi Kara'nın 1996 yılındaki Aralık Yüksek Askeri Şurasındasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi yani atıldığı tarihte ne 1997'deki 28 Şubat MGK'sı olmuştu, ne de ona dayanarak bir Batı Çalışma Grubu kurulmuştu. Kara da kendisine Batı Çalışma Grubu adına kimin ne görev teklif ettiğini zaten söylemedi. Peki Vehbi Kara neden atıldı? Bu da dosyasında yazıyor. Fethullah Gülen mensubu olduğu ve yayınlarını takip ettiği, Fatih'te Said Nursi kitaplarının okunduğu bir toplantıya katıldığı, mesai saatlerinde görevini aksatacak şekilde namaz vakitlerinde camiye gittiği. FETÖ o dönem cemaatti. Vehbi Kara, Gülencilere mensup olduğu gerekçesiyle TSK'dan atılmıştı. Zira bir askeri personelin bu yapılara mensup olması yasaktı. Diyeceksiniz ki bunu kim tespit etmiş? Dosyasındaki bilgilere göre sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, hem emniyet hem de MIT. Sonra ne mi oldu? Karanın sadatçı arkadaşlarının başvurularıyla Atatürkçü askerler hapsedildi. Halen yaşları 74 ile 90 arasında değişen komutanlar cezaevlerinde yaşam savaşı veriyor. Bir kısmının da davası sürüyor. Albay Mehmet Haşimoğlu gibi hapiste ölenleri ise geri getirebilen yok. Bir zamanlar Merve Kavakçı edebiyatı yapanlar ise yıllar sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili bir kadın olunca, adam kalmadı mı da bu karı seçildi lafına nedense sessiz kalıyor. Sessizlik bu sözden ibaret sanmayın. Vehbi Karayı okuyorum. Daha önce, Atatürkçülüğün anayasadan çıkarılmasını, ilk üç maddede değişiklik yapılmasını da istemiş. Yunanistan ile savaşa kurtuluş savaşı demek yanlıştır da demiş kadınların camilere girip namaz kılmasına da karşı çıkmış. Çalışan kadınlara, çalışma hayatına girip erkeklerle fink atma diye de sövmüş. Sadat'ın sakallı ordu projesini, Mehmetçik'in erkek gibi görünmediğini söyleyerek savunmuş. HSK'dan kadın personelin atılmasını da istemiş. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yaklaşık 200 sene müddetince Sabetay Tarikatı denilen Yahudi bir örgüt yönetmiştir cümlesini de kurmuş rakı içen bir devlet görevlisi görürseniz bilin ki bu kişi, yüzde elli ihtimal Yahudidir diyecek kadar ileri gitmiş. İşte bu zihniyetteki birine nedense bugüne kadar iktidardaki Osmanlıcılardan, gazoz milliyetçilerinden, sözde başörtüsü savunucularından çıt çıkmadı. Bir sakal ve birkaç muhafazakar söz, Osmanlı'ya da TSK'ya da başörtülü kadınlara da hakaret etme özgürlüğünün anahtarıydı. Karı hikayesi, ağacın kurdu sessizliğinin son halkasıydı. Dahası var. Şimdi İçişleri Bakanı İBB'deki teröristler diye bağırıyor. Ağustos 1996, Kasım 1999 yılları arasında TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 746 idi. 243'ünün gerekçesi FETÖ iltisakıydı. Bunların arasında, FETÖ'nün TSK'da örgütlenmesini başlatan, 12 kişilik çekirdek kadro da vardı. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti 28 Şubat'ta hesaplaşıyoruz diyerek ne yaptı? TSK'daki vehbilere, rütbelerini ve özlük haklarını iade etmekte kalmadı. Çoğunu devlette, özellikle belediyelerde işe aldı. Bahsettiğim çekirdek kadroda geçen Orhan Sipahioğlu ve Emir Altıntaş'a nerede görev verildi dersiniz? Tahmininiz doğru, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde İBB'de. 15 Temmuz'dan sonra kimi KHK ile atıldı, kimi tutuklandı, kimi de ceplerindeki yeşil pasaportlarla rahat rahat sınırı geçerek ortadan kayboldu. Kısacası iktidar terörist dediklerini ihya etmiş, işe yerleştirmiş, sözleriyle Atatürkçüleri tutuklamış, hatta kaçacakları pasaportu ayarlamış, en sonunda da dönüp İBB'de terör bağlantılı çalışan var demişti. Kula masal gibi gelse de bu gerçeğin en acı halini, ömrünün son döneminde hapiste olan Atatürkçü askerler yaşıyor. Başkalarıyla konuşurken başka yüz kullananlar sonunda hangi yüzün gerçek olduğunu unutur ya birinin çıkıp ona kendisini hatırlatması gerekmez mi?